Taraftar Okulları'nın Şampiyonlar Ligi Paribu sunar. Paribu. Sokrates ekranlarına hoş geldiniz. Paribu'nun katkılarıyla hazırladığımız Çok Biliyorsun'un 3. sezonu yeni formatıyla başlıyor efendim. Alkışlayın, alkışlayın. Siz alkışlamıyorsunuz, yarışmacısınız da. İçeriye 20 tane adam dizdik. Onlar alkışlasın. Bu ve sevgili Eren. Yıllardır bu ekranda türlü türlü programlar yapıyorum. Bu çok biliyorsunun müptelaları, çok değişik bir müptela grubu. Daha fazla izlenen içeriklerim oldu. Lakin aylardır ya çok biliyorsun nerede kaldı? Niye çok biliyorsun yok? Çok biliyorsun, çok biliyorsun, çok biliyorsun. Yabancı izleyicilerimiz you know a lot, you know a lot sürekli bu tarz mesajlar alıyorum. Yepyeni bir format, yepyeni bir format. Şimdi benim türlü türlü açıklamalar yapmam gerekiyor ama öncesinde Değerli izleyicilerimize iki yarışmacımı tanıtayım. Sonrasında türlü türlü açıklamalarıma geçeceğim. Öncelikle bu seneki formatımız gereği bir adet az ünlü... <laughs> bir adet ünlü yarışmacımız olacak sizlerin tanıdığı. Bir adet de Sokrates takipçisi yarışmacımız olacak. Sevgili Boğaç Soydemir ünlü kategorimizden yarışmacımız ve Eren Dişçi de... Bugün ilk Sokrates yarışmacısı sezon boyu bu şekilde devam edecek. 8 tane boğacımız, 8 tane erenimiz olacak. Tabii ki isimleri değişecek ama kategori olarak 8 tane ünlümüz, 8 tane de Sokrates yarışmacısı ve sizleri tanımaya geçmeden önce çok küçük şunu da hatırlatayım. Onur Erdem'in saçma sapan formatı yerine çok daha sadeleştirilmiş bir formata bıraktı. 10 tane sorumuz var. 10 tane sorumuz var. Hepsi şıklı, şıksız soru falan kalmadı. Gördüğünüz gibi düğmelerimiz buton da deniyor. İngilizceden geçti ama artık Türkçe'de de çok buton kullanılıyor. Düğmemi dersin, buton mu dersin? O sana kalmış. Atıyorum ben dedim ki benim adım ne? Sen de biliyorsun. Şık dinlemene gerek yok. Bastın Erman dedin. Orada hız Olmayacak önemli. Şey, Orada hız önemli. Ama şöyle bir şey var. Şıkları dinlemedin. Kendinden eminsin. Bastın Erman dedim. Benim adım Mehmet çıktı. O kalan şıkları yani şıkların tamamını dinleyip cevap verebilme şansına sahip oluyor. Ben bu sorunun cevabını biliyorum. Bu soru Mario Gomez. Bastın Mario Gomez değilse sen orada oturuyorsun. Kardeşimiz de diğer şıklar, şıklarla beraber daha avantajlı bir konuma geçiyor. Ee, hemen tekrar şöyle bir bakıyorum. Sprinttir, çelmedir falan bu yine Onur Erdem'in kendi uydurduğu jokerlerin hepsini kaldırdık. Sadece bir Joker'iniz var. O Joker'in adı Sokrates ekibine sor Joker'i. Bizden birilerine sorabiliyorsunuz. Butona basıyoruz ve cevap hakkı istiyoruz ya. Evet. Orada Joker nasıl? Ben mesela basıp ben arayacağım mı diyorum. Önemli bir soru. <laughs> Tam olarak böyle. Çok saçma bir şey. Tam olarak böyle. <laughs> tamam okey. Sonuçta onun erdeminde bir izleri kalmalı yarışmada. 10 soruya da yapabiliyor muyum bunu? Hayır. <laughs> <laughs> Yapamazsın. Şaka yap. Son soruda zaten yapamıyorsun. Tamam. Her sorunun puanı aynı mı? Hayır. Çok güzel. İlk, ilk programda İyiz bu formatı he. güzelce karşılıklı soru cevap tekniğiyle öğreniyoruz. 100 puanla başlıyoruz. 250, 500, 1000, 1500. Altıncı soru mu oluyor bu? Evet altıncı sorumuz. Pari bu sorusu her zaman olduğu gibi özgür ağırlığı. Çok yüksek bir soru. 3000 puan. Dans var mı? Ona bakarız. Tamam. 2000, 2500, 3500 ve 5000 diye Tekrardan artarak devam ediyor. İlk 4-5 soru zaten bu sorusuna kadar gerçekten çoğu kişinin bileceği e, sorular. Şimdi Boğaç seni tanımayalım. Seni de tanırız ama Tabii. zaten e, biliyor halk seni artık. Sevilen Bugün bir fikir oldun. Beni zaten. Eren Dişçi'yi tanıyalım. Eren Dişçi, 32 yaşındayım. Ciddi misin? 27'den fazla demem. Eşim de öyle diyor ama. Bence de. Benzemem. 27'den fazla demem. Evlisin. Evliyim. Yaklaşık 4 yıl oldu. Beşiktaş'ta oturuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum ben de. Sürekli aslında Kim kazanacak? Londra merkezin takip Boşver şimdi Londra merkezi. <laughs> o sopa giremem. Seçimlere 8-9 gün kalmış. <laughs> İBB'de çalışıyorum diyorsun. Ondan sonra diyorsun ki Londra merkezi takip ediyorum. Boşver şimdi Londra merkezi. Oraya hızlı Peki tamam geçelim. Orada dışarıda konuşuyoruz. <laughs> tamam geçelim oraya. evet e, Londra merkezin sıkı takipçisin. Evet zaten Sokrates'le öyle tanışmıştım yani. <laughs> Sayın Öz buraları. Evet. <laughs> bu kadar. Bu kadar. Kazanırsın. Sanmıyorum. Niye abiciğim? Hadi artık. <laughs> bu bırak ya? ya. Bu Yok ne ya? Bu, bu nasıl totemci bir ikili ya? Bu aç seni de tanıyalım. Evet, ben de Sokrates yarışmacısıyım ama Sokrates'te kalabilecek miyim? Yani onun yarışması bugün. Canöz, en az altı doğru gelmezsen <laughs> e, Çünkü bir şekilde ben devam bir etmez ki... kontrat dedi. Ya yani burada eğlenceli program falan ayağını buraya kapağı bir şekilde attık. <laughs> bugün son günü olacak bu adamın sporla ne işi var, bu kanalda <laughs> ne işi var gibi yorumları bekliyorum. Şaka bir yana ben tabii ki Erman ben nereye çağırsam geldi. Ee, bir sürü yere de çağırdım beni telefonla arayıp gelir misin dediğinde hayır diyecek halim yok o kadar seviyorum Cans. kardeşime bugün de e, bakalım e, başarılar diliyorum sevgili Eren'e çok da memnun oldum e, büyük ihtimalle de kazanır bakalım bakacağız o zaman artık ilk sorumuzu görelim ve büyük yarışma başlasın 100 puanlık ilk sorumuz ekranda cevabı biliyorsunuz konuşamadım cevabı biliyorsanız cart diye basabilirsiniz şıklar gelsin Atatürk Olimpiyat. Bu bas basımı çok net bir şekilde gördüm. Cart diye basım var ama dur bir soruyu okuyayım. Görevimizi ifade edelim. Biz de kontratımızın gereğini yerine getirelim. <laughs> Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan 2022-23 Şampiyonlar Ligi finalindeki tek golü kim atmıştır? A. Phil Foden B. Rodri C. Erling Haaland D. İlkay Gündoğan Sevgili Eren çat diye bastı. 100 puana çok yakınsın. B. Rodri. Doğru cevap B. Rodri. Tam da önümde oldu biliyor musun? Ben de maçtaydım. Tam önümde <laughs> ya. Tam önümde oldu. Bu site atamayacak evet. herhalde. Bu maç uzar mı uzar mı falan derken çat diye. Evet. evet. Sonra hatırladım. Bir de. Ben de maçtaydım evet. Evet hatta siz bizim çaprazımızda bir yerdeydiniz. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Son anda ben de Rodri olduğunu hatırladım ama. Aynı karede bizim bir fotoğrafımız var. Bir, bir sene için. dolandı Twitter'da. <laughs> <laughs> Önde çok enteresan bir grup, arkada Çabi, daha çaprazda <laughs> ben ve Emre. Çabi böyle yapıyor bu arada. <laughs> Aynen. Oğlum maçtaydık. Aynen. Çok tebrik ederim. <laughs> evet, ee, şu anda daha çok puan hatırlatma Aynen. gibi hareketlere Tabii. girmeye gerek yok. Sadece e, 100 puanlık bir soruydu. 250 puanlık ikinci sorumuz gelecek. Ben soruyu okumaya başlıyorum. Siz zaten artık olayı kavradınız ya. Olayı kavradınız. Okumaya başlıyorum. 2024 Formula 1 sezonunda yarışan pilotlar arasında. Ay. Da... <laughs> Pardon. <laughs> 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 Bakar mısın? Bakar mısın? Şıkmık dinlemem ben diyor ya. Vallahi bile bir de bilmiyorum ben elenirim falan dedin. Yok F1'i biliyorum. Onu söylemiştim. Tamam <laughs> şıkmık bilmiyorsun ama şu anda. Bilmiyorum. Allah emanetsin. Alayım cevabını. Fernando Alonso. 41 olması lazım. Geçmiş olsun. <laughs> Tebrik ediyorum. <laughs> Bravo. Verelim şıkları verelim şıkları. A. Walter Bottas B. Lewis Hamilton C. Nico Hülkenberg ve D. Fernando Alonso Fernando Alonso bu isimler arasındaki en yaşlı pilot böylelikle şık dahi görmeden. Helal olsun. Şık diye kelime oyunlarım vardır. 350 puana yükseldin. 100 artı 250, 350 ama üçüncü soruyu bilemezsen o bilirse seni geçiyor. İşte hayatta evet. biraz böyle. böyle. Hayatta biraz böyle yürürsün, yürürsün, yürürsün bir yere gelirsin. Kesinlikle. Başkası çat diye zıplar, seni geçer. Hı -hı. Hayat. Buraları hızlı geçelim Paris bu sorusuna kadar. Üçüncü sorudayız. <laughs> 2024 Euroleague Final Four'u hangi şehirde düzenlenecektir? O zaman şıkları alalım. A Berlin, B Kaunas, C Madrid, D Atina. O kadar bilmiyorsunuz yani diyecekken basım yaşandı. Ben inanı aramak istiyorum. Ulan bu soruda inanma aranır. Manyak Hem mısın? Ne yapacağız oğlum bilmiyorum. 500 ya. puan. Ha Daha sonra daha fazla şey var. Er. Dur o zaman. Hem Hayır. Aramıyorum yine. Daha fazlan bir kere çıkar. Burada ben içeriden görüş almam gerekiyor. Ben inanı aramak istiyorum diye basım yaptı. Sonra da dedi ki falan dedi. Ne ha. yapmam gerekiyor? Hadi hadi. Bir, <laughs> bizim Biz çocuğumuz. Video <laughs> Biz kesti de. var. Şu var bu su var. bak ver dediler. <laughs> Evet. Evet. Ama cevap vermek zorunda İnanı aramasan da Hiç atacaksın. Değil. En kötü. Atıyorum şu anda. Direkt söylüyorum o zaman. Tabii ki böyle Tamam biraz daha zaman kazanmaya çalıştım. <laughs> Şimdi, D. Atina. Şimdi D. Atina yanlış. Sana kaldı. %33'lük bir şans. Bilmiyorsun galiba sen de. Ben de sallama hakkımı kullanacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Eskiden yeri geliyordu, puan düşümü oluyordu. Puan hmm. düşümü oluyordu. Şimdi öyle bir şey yok. O yüzden adam sen de bilemediğin için Tabii. zaten puanın da yoktu da Aynen. herhangi bir şey kaybetmedin. Sen de gayet sallayabilirsin. Bir de şık eledin. C. Madrid. Sen de bilemedin. <laughs> İki şık kaldı. Şimdi ben söyleyebiliyor muyum? Hayır. <laughs> sen de bilemezsen o da, o da cevabı bilmiş oluyor falan diye. Hayır. Doğru cevap A. Berlin'de. Almanya'da düzenlenecek bu sene Euroleague'de Final Four. Böylelikle 350 sıfırlık skorla Aynen. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü sorumuz bin puan. Vermeyelim ekrana. Ben şu... Ooo... Bende NBA var dedi. Eyvah. Ama sen de NBA'deki şeyin JJ Redick olduğunu söyledin e radyo programında. Evet yok yani aslında. Evet. Evet. Enteresan bir soru. Alayım soruyu. NBA'de tüm zamanların en çok puan olan oyuncusu... Şık görmüyorsun. Görmüyorum. O, da, den, o dominantım diyorsun. Tabii ki. Will Chamberlain. Biliyor musun yanıtı? Yok ben bilmiyorum. Will Chamberlain. Hı hı. Neye dayanarak? Rebound sayısına. Mantıklı. <laughs> <laughs> <Boyunun> uzunluğuna falan. <laughs> Will Chamberlain doğru cevap. Will Chamberlain doğru cevap. Bu sefer de sevgili Boğaç. Şık mık görmeme gerek yok. Çat diye alırım dedi. Ve Tim Duncan, Bill Russell, Diken Mutombo arasında doğru yanıt. D şıkkı Will Chamberlain'di. Bir anda işte Demin dediğim olay hayatın <laughs> cilvesi. 1350 oldu. Öyle mi oldu gerçekten? Sen binsin. O 350 dördüncü sorumuz bitmiş Peki. durumda. Ama hem artık 1500, 2000, 2500, 3500, Tabii. 5000 bandına gireceğiz. Bir de altıncı soru pari bu 3000. Ee, o nedenle aslında bunlar biraz ısınma. Hı -hı. Bunlar biraz ısınma. Yani burada bildiğiniz sorular sadece belki şey yapabilir. Ha iyi başladık ya okey. çözerim ben bu davayı yapabilir. Aslında... Sondaki 4-5 soru ee, daha evet. evet. Beşinci soruyu da alalım. Milli voleybolcumuz Neslihan Demir. Hadi şıksız cevaplasınız ya. <gülüyor> <gülüyor> Babasın ya bir şıksız cevaplayayım bakayım. <laughs> Milli voleybolcumuz Neslihan Demir. İsmi geçen takımlardan hangisinde forma giymemiştir? A. Yeşilyurt. B. Vakıfbank. C. Novara. D. Tenerife. Basım gerçekleşmiyor bu arada. Basım gerçekleşti. Evet. Şunu da söylemem lazım. 10 dakika oldu. İkiniz de basmıyorsunuz. Böyle bir şey yok tabii ki. Yakıyor yani burada <laughs> ışıklar <çıkılar, gülüyor> kamera, onlarca kişi çalışıyor. Doğru söylemiş. O yüzden Ya ben şöyle düşündüm. Sürenizi, sürenizi söyleyeyim. Tabii söyle. 10 saniye. Ha, okey. Tamam. 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 Böyle 3, 3 dakika siz kaç göz yaparsınız? Peki ya? mesela. Ben basmıyorum abi sen de basma falan. Burada otururuz sabah kadar. Ben 6 saniye harcadım basarken ona 4 saniye mi kalıyor? Hayır öyle bir şey kalır mı canım? Sen de ne kadar küçük hesapların adamı oldun. Her Çat diye bastın demek ki voleybol ülkesinin gerçek bir izleyicisisin. Çok hakibimdir ve %100 emin olarak veriyorum bu cevabı. Neymiş? B vakıf Hı. bank. <gülüyor> <gülüyor> Ulan dalga geçmek için şey diyecektim. <laughs> %100 emin olarak veriyorum dedi ya. B vakıf bank diyormuş diyecektim hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> Evet. iki voleybol maçı falan seyrettim ben hayatımda. o yüzden. Kardeşim istiyorsan voleybol maçı <laughs> seyretme. Yani ben şunu biliyorum en... sadece yurt dışına bir defa gitti kısa durdu geldi. C mi D mi diye evet. gidiyorum. İstiyorsan şoker kullanabilirsin. Ben... 1500 yok, puan. B tenelif ediyorum. Ya bak. Sadece Vakıfbank cevabından dolayı bir 3.500 puan düşmek lazım aslında. Bir vakıf bank efsanesine. <laughs> ya bu şöyle bir şey. Rıdvan Dilmen aşağıdaki kulüpler hangisinde oynamamıştır? B. Fenerbahçe. <laughs> Neyse. Evet. C. Novara doğru yanıt Tenerife'de yanlış. Senin %50 şansın vardı. Zaten e, yurt dışı işini çözmüştün bir tek ama. Vakıfbank'ın bir voleybol kulübü olduğunu bildiğimden e, o şekilde bir cevap verdim. Demek ki belki de kendisi sayesinde biliyormuşum. Boğaç ne şartlarda? Zor hocam zor. Yine de bir yerlere geldik be. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi analizlerime başlayacağım. Sen kaç puandasın? Herkes kendi puanını tutsun kardeşim. O kadar da yükümlülüğünüz olsun bu programda. Kaçsın? Bin, bin puan. Sen de 350'sin. Yani. Seninkini ben tutuyorum merak etme. Hı -hı. Ama Vakıf Bank cevabından dolayı biraz... Ben yani normal şartlarda tamamen inisiyatifin bana bırakıldığı her şeyi benim ayarlayabildiğim bir program olsan net eksi 4000 falan olurdu şu anda. <laughs> Ama olamıyorsun. At. Yoluna devam ettin. Ya Bill Chamberlain'i çat diyebildim. Onun bir, bir şeyi. Eren Dişçi'ye dönüyorum. Eren. Vakıfbank cevabı verdi. Böyle bir rakibe karşı 650 <laughs> puan geridesin. Biraz tadını kaçırıyordur bu durum. Ama NBA sorusuna da çat diye cevap verdi. <laughs> cevap verdi. Bizi diyor. Çat diye cevap verdi. <laughs> Adamın özelliği bu. Çat diye vurdu. Nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim. Rahat, rahat <laughs> hissediyorsun rahat. kendini. Şimdi asıl mevzu başlıyor zaten. Evet, asıl 5 tane çok kritik soru ki de kullanabileceğinizi ve kullanmanız gereken yerlere doğru gittiğimizi hatırlatayım. Çünkü e, joker kullanabileceğiniz 4 soru var. Son soruda kullanamadığınız için şimdi pari bu sorusu. 3000 puan sonrasında 2000, 2500 ve 3500'lük 3 e, soru daha var. 5000 e, e, puanlık final sorusunda kullanamıyorsunuz. O yüzden 4 soru içinde şoker kullanabileceğinizi hatırlatayım ve sana döneyim. Evet. Öndesine ağlı zırlaya gidiyorsun üst tura. Yani bölümü büyük ihtimalle bin puanla bitireceğimden <laughs> dolayı çok iddialı konuşmak istemiyorum. Bak şu sorulara ya. Ben seni tanıyorum. Bence tanımıyormuşsun. Ya var ya. ya. <laughs> bak şöyle söyleyeyim. Yedinci soruya tek atarsın. 8'i Sekizi bak, bilemezsin. Dentli oluşturdu. Senin minimum iki doğrun daha var. Minimum iki doğrun daha var. E, kardeşimi tabi senin kadar tanımadığım için onun için net bir şey diyemeyeceğim. E, bakacağız, bakacağız. Evet. Herkes sakin olsun. Tabi. Altıncı soruya gitmek üzereyiz. Hadi bakalım. Eskiden buralarda dans ediyordum ama artık e, yaşımızı başımıza aldık. Hmm. Yaşımızı başımıza aldık. Yasaklandı diye yorumlar. E, yasaklandı. Hı -hı. E, bu nedenle sadece şunu söyleyebilirim. E, bu gerçekten çok büyük bir değer, bir kıvanç kaynağı. Ee, bu soruyu doğru bilmeniz belki puan olarak 3000 ama benim maneviyatımda sizi başka yere koyar Paris bu benim için öyle bir yerde belki dans etmeyeceğim ama dediğim gibi hı hı. bundan sonraki hayatımızda ikinizle dolan ilişkilerim bu sorunun cevabına göre farklılık gösterebilir diyeyim alalım da fan token'ı da bulunan Napoli'nin tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödediği futbolcu kimdir? 3000 puan değerinde bu soru. İşte öyle kalırsın. 3000 dediğim anda böyle. <laughs> Alayım şıkları. A. Irving Lozano. B. Victor Osimen. C. Kostas Manolas. D. Gonzalo Higuain. Ne oldu beyler? Kolay değil değil mi basma 3000 puanda? 5 saniyeniz var vallahi bilmiyorum. Çat diye bastı helal olsun. Yani yanlış hatırlıyor olabilirim ama Lozano. Hangi Lozano? Her <laughs> <brewer vinozorma. gülüyor> <laughs> O kadar beklediğim ki bu cevabı <laughs> ee, olmaması lazım ama yine de senin için bir daha bakacağım. Tabii ki değil. Tabii ki değil. Çok şanslısın. <laughs> %33'ün var. Evet. %33 bin puanlık soruda %33 elinde. Yani Joker'i burada şu an kullanamıyorum, değil mi? Bir Niye tane kullanamıyorsun? Parayı <laughs> bunu ha. elendi ya. Ha, öyle de oluyor mu? Dur. Çok doğru. İşte ilk bölüm olduğu için. <laughs> İlk bölüm olduğu için her şeyi deneyimliyoruz. Şu anda da bana bilgi geldi. Bir an İnan Özdemir mi yazdı? İnan Özdemir yazdı zannettim. Beni arayacaksanız arayın yoksa ben çıkıyorum falan. <laughs> Ama değilmiş. Fotoğrafı benziyormuş. Hemen el kitabıma bakıyorum. Bak hocam. Joker hakkı. Öyle bir şey gözükmüyor. Anladım. Bir de kulağımdan duyayım. Kullanabilir deniyor. Kullanabilir deniyor. Tamam, ben kullanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar uğraştırıp böyle. Ulan inşallah yanlış ee, yaparsın. Şöyle, i̇nşallah. Ya Rabbim e, şu mübarek günleri göreyim. Ben bir daha buraya gelmek istemiyorum çünkü. <laughs> o yüzden de yok yok şaka yaptım tabii ki. E, ben bir sonraki soruları saklamak istiyorum Joker hakkında. Tamam gibi. oğlum Çok cevap Açıklamalar yapıyor hani. E, de Gonzalo Higüeyn diyorum. Ve diyemiyorum da aynı zamanda. Higuain canım. Yok tam telaffuz edemedim evet. ya. Gözlerinden yanlış oldu. Kardeşim. Bir kere şimdi Gonzalo Higuain acayip bir bonservisle satıldı Napoli'den Juventus'a. Hmm. 100 milyon civarı. Napoli'ye geliş servis de fena değil ama bir kere şöyle bir mantık yürütmen lazım. Gonzalo Higuain Napoli'ye 8 sene önce geldi. O Simen geçen sene geldi. Her sene 40-50 atıyor zaten mevzular. Hmm. Her hmm. sene atıyor. Ya yani o çok bana şey gibi geldi. Sen ee, niye Irving Lozan yani Lozano dedin Lozano benim abiye? aklımda Hollanda'dan aldılar herhalde. Bir takımdan aldılar. Yani o, iyi para ödemişlerdi. İyi para Öyle ödediler yaptım. tabii ama Victor Osimhen'e ödenen Allah para diyor. çok acayip bir para. Biliyor musun ne kadar olduğunu? Osimhen'i bilmiyorum. Sen biliyor musun? Bilsem zaten. Stüdyoda bilen biri var mı? 55 milyon. <laughs> 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 Bravo! <gülüyor> Bravo. Hasan Aprikot ama yaptı yine yapacağını. Cebine telefon koyuyordu vallahi. Olur. Olur. <gülüyor> 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 yani şöyle ya şöyle yakalar 55 abi falan diye. <laughs> Şimdi jokerler kullanılmadı. İkinizin evet. de 3 soru için toplam 4 soru var. Final sorusunu ayırıyorum. 3 tane soru için joker kullanma şansınız var. Çok önemli bir fırsatı kaçırdın çünkü %33 üzerinden zaten oradan şey dağıt. Neydi? Manolos'u dağıt. Tabii. Osimen'le Higain. Ya ben onu şaşırtmacalı arasında bir olarak düşündüm. Arasında e, Victor Osimen. Öyleymiş. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi senin bileceğin soruya geldik. Burada i̇yi arayı bak. açabilirsin. Hadi bakalım. Ha, belki de adamın da özelliğidir. Bilmiyorum tanımıyoruz. Bakacağız. Bu Tanımıyoruz. Ama kaç puandasın? Bin. Sen de 350. Baya yani yarışmanın başından beri istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Alayım yedinci soruyu. LOL. League of Legends'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak Oğlum senin hayatta bu geçmiyor mu ya? Lol yok bende. Adam fakerciymiş. Çat diye şık görmeme gerek yok dedi. Üç olması lazım. Heee. Üç. <gülüyor> <gülüyor> bu müthiş ya. İki ile üç arasında gittim de sanki Var geçen kardeşim, sene oldu. Ağın üç... Kural Joker'ini yani burada kullanmayacaksan nerede kullanacaksın? Abi, Adam biliyorum bir O hiç... efsanesi. Sorunun değeri 2000 puan. Biliyorum diye kullanmıyorum evet. diyorsun Peki. Sevgili Eren 2000 puanlık bu kritik 7. soruda da yanlış cevap verdi. Görelim şıkları. Yine çok önemli bir avantaj. Çünkü şıklardan birinde 3 de var. Böylelikle yine 3 şıkka düştü. Yine 3 şıkka düştü. Joker kullanabileceğim 2 soru mu kalmıştı? Bundan sonra 2 soruda daha kullanabilirsin. 2500 ve 3500 puanda. Bu soru 2000 puanda. 4, 5, 6. Kullanmıyorum ben yine. Faker'ın LoL'de toplam kaç dünya şampiyonluğu var? C5. C5. Doğru yanıt. B4. Bir tek bu soruyu bilebileceğimi düşünmüştün değil mi? Evet. Anladım tamam. Şimdi ortaya çıkan tabloda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Değişmiyor tabloda bu turu kim geçerse geçsin bu yarışmadaki ömrü çok uzun olmaz. <laughs> bu bunu gösteriyor. Yani evet. Ha belli olmaz. Soru şansıdır. Öbür turda sizin şeyinize denk gelir, bir gidersiniz, edersiniz ama yani ne yalan söyleyeyim ikinizin toplam puanı 1350 şu anda. Ee, yani <laughs> bilmiyorum ama yarışmacının moralini bozmak bana yakışmaz. Önünüzde de şöyle bir bakıyorum 11 bin puan yani. var. 8. soru. Benim bir şey söyleyeceğim elimi, elimi tutmam lazım. Biraz acele ediyorum alalım. Bundesliga tarihinde bir maçta en çok gol atan oyun... Elimi tutmam lazım bir adam. <gülüyor> <gülüyor> bir maçta en çok gol atan oyuncu kimdir? Ben Yaktın kendini. Ya. Yaktın kendini. Lewandowski. Buraya atlanılacağı o kadar var ki. Daha bastığın da dedim yaktın kendine diye. Ya. Hemen Wolfsburg maçı. Pep Guardiola ikinci yarının başı. Yürü Robert. Tabii. Aynen benim de aklıma gelmiş. 9 dakika 5 gol. Tabii, yani. 8. soru bu. 2500 puan. Tüm dünyada çoluğun çocuğun bildiği Lewandowski'yi buraya koyar mı bu ekip? <laughs> koyar Güzel bir postu. <laughs> Alalım şıkları. Yine %33 desin. Kuşkusuz ki Lewandowski var şıklar içinde. <laughs> Adam ballandıkça ballanıyor. <laughs> Dieter Müller, grafite, Gert Müller. Kim bilir ki bunu ya? Aras bilir mi bunu? Bilmez bence. Bilir mi? Neyse. Kim? Şokerler. Şey Aras, Kaan, İnan. Kaan mı? Sen günlük hayatında... <laughs> sen günlük 10 saniyen var dedin Kaan diye. Kuralla. Kaan mi konuşuyorsun? 10 <laughs> <laughs> saniyen var dedin diye vakit kazan. Teknoloji ne güzel şey <gülüyor> <gülüyor> evet buyurun. <laughs> e, bence... Yalnız bir soru, da, ikimizin de Joker'i aynı soruya mı denk gelecek? Bir dakika. İkinize birden yükleniyorlar doğru. Evet. 3500 lüke, 3500 lüke gelecek <laughs> eğer sen burada kullanmazsan. Evet. Basım yapıp ee, ben Joker e kullanıyorum diyen Joker'i kullanacak. Tamam ben kullanayım mı burada ya? Kimdi ben... Joker'ler? Kaan. <laughs> Bizim Kaan. Ee, yani... Tamam ben kullanayım ya hadi. Kullanıyorum tamam, Kullanam kullanacağım? Yani. İşte güzel soru. İnan Özdemir. Ee, i̇nan değil Aras Yetiş. Değil Kankor aslında tenis gurmesi olduğunu biliyorum. sadece. Yani hocam. ne sorularda kullanılmayan joker, futbolla çok da alakası olmayan <laughs> üç joker adamın üçlüye geldi. Ee, hele <laughs> hele. Hele hele yani bu futbolla bayağı yani bunu Emre Özcan'a da sorduğunda bilir mi bilmez mi emin değilim. Evet. Spesifik ee, bir soru çünkü. Tamam ben kullanmıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam yok geri alamayacağım herhalde. Hayır yeter kardeşim. Aynen. Senin de Tamam. Programlarım Programların var ee, çatısında diye sürekli gir çık gir çık. Doğru söylüyorsun. Ya yani inan ve Kaan abi konusunda neredeyse ben de şeyim. Belki Kaan abi'den böyle beklenmedik bir şey çıkabiliyor ama. Be. Bu kanalın çimentosudur. Evet arası Toprağında aramak istiyorum da temelinde ben. var. Arası mı arıyorsun? Aramıyorum o zaman. Ee, Kaan abi arıyor. O <laughs> Tamam <gülüyor> Kaan <gülüyor> Kurar alanıyım. Tamam Kaan abi arayalım hadi. Aramayı yapıyorum. En azından e, şey olarak Rahat ol. Sesini benim de %4 soru. şarjım vardı bakalım. İnşallah ilk bölümde böyle bir rezilliği yaşamayız. Ben arayayım istersen açmasın. Kaan <laughs> Kural Vay be. Çok kızacak şimdi bana ya. bu Hakikaten story... çok ters soru, soru çıkarttın ana Kaan <laughs> abi de rezil Peki ettim. şey burada başka yarışmalar gibi bir yandan klavye sesi gelse varsa oluyor <laughs> mu öyle şeyler? Herhalde benim için yapmaz onda diye düşünüyorum. Nereye vuracağız Kaan abinin sesini? Mikrofona. Ne kadar güzel. Kaan Kuralla mı görüşüyorum? Evet abi benim. Merhabalar Kaan Bey sevgili Boğaç Soydemir e, yarışmacımız ve Sokrates ekibine sor Joker hakkında sizin isminizi verdi o nedenle özür diliyorum e, özür diliyormuş öncelikle e, ve sonrasında kendisine bırakıyorum sözü. Abi öncelikle özür diliyorum e, bu soruyu sana sormak zorunda kaldığım için belki kızabilirsin ama geliyor sorun abi hazırsan. Hazırım abi. Bundesliga tarihinde bir maçta en çok gol atan oyuncu kimdir? A. Dieter Müller, B. Grafite, C. Gerd Müller. Ne C Gerd Müller oğlum. Tamam onu söyledi oğlum. D olsun. Düzgün söyle. Tamam C Robert Lewandowski D değil, Gerd Müller vardı değil, ama Lewandowski şaşırma. değil abi yani. bu arada. Ee, tamam. Bu diğer üçlüden biri olacakmış. Sana Kaan dedi aynı zamanda abi. Onu da <laughs> Efendim abi? Bunu benim bilebileceğimi nereden çıktı? Abi şöyle çok güzel bu yüzden kızacağını yani, düşündüm ben de. muhabbet bende. edemezsiniz. 15, 14, 13, e, tamam. E, 12, süre geçiyormuş abi. 10, seni 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, abi, 4, teşekkür ederim. Süren 5, bitti, sağ 11, 11, Kaan abiye kesinlikle güvenmiyor ve falan de. <laughs> Kaan abinin cevabına güveniyor. <laughs> <laughs> ee, Diyetel müller diyorum ben de. Bildi büyük ihtimal. Boşuna kan kural olunmuyor be kardeşim. Vallahi billahi ya. Evet. Boşuna kan kural olunmuyor be. Evet. Çok emin olmamakla birlikte demeseydi kimse o sırada de anlamazdı. Kaan abi. <laughs> Kızına şut falan niye <laughs> Bir şekilde evet. Bu aşkı içimde halledemiyorum. Yani bu soruyu benim bilebileceğimi nereden düşündün sorusunda bir ömür boyu unutmayacağım Kaan Kuraldan bu e, disi sevgili Kaan Kuraldan. 3500 efendim. oldun. 2500 evet. puan aldın. Ama Röken şimdi çok de, hakkı de devam ediyor. Çok devam kaldım. ediyor ama Kaan Kural gittiği için geriye Aras ve İnan kaldı. Hayda.

Vay. Çok kötü sıkıntı yaşarsın. Evet. İnan sorusuna jokersiz girersin ve geride girersin. Evet. Ha, belki önde çıkarsın. Onu da bilemem. Göreceğiz bakalım. Çok kritik bir soru. Kaan Kural'a <laughs> teşekkür ediyoruz. Nasıl Sağ bir insani olduğunu. Evet. Neden Türk sporunda bir mihenk evet. taşı olduğunu gösterdi. Kaancım eyvallah. <gülüyor> 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 Kaan abi çok, çok kritik. teşekkür ederim. Onun joker'i yok. Senin joker'in var. Senin de joker'ini kullanabileceğin son soru. Şöyle de bir durum var. Bu soruyu o bilirse son soru 5000 puan. sabah kadar bilebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden engellemen İnanam lazım abi. bu soruyu bilmesini. İnanamıyorum. O 5000'in üstüne çıkacak çünkü. <laughs> İsmi geçen tenisçilerden, rakip bile değiliz falan. <laughs> İsmi geçen tenisçilerden hangisi emekli olmadan önce oynadığı son Grand Slam turnuvasını şampiyon tamamlamıştır? Şıklar gelsin. Basım yaptı. Joker hakkımı kullanayım. İşte bu yüzden gak 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 diye gülmüştüm. Bravo. Çünkü... Orada bir isim var ki... Orada bir isim var ki... Tenis denince akla... <gülüyor> <gülüyor> evet. İnan Özdemir. Tabii. <laughs> Aras Bey'i arıyor. be <laughs> yemedi. Şimdi çok büyük bir avantaj. Şimdi çok büyük bir avantaj Eren'in elinde. 3500'e 350 ama Aras bu soruya doğru yanıt verirse ki bence vermeme ihtimali yüzde birin altında ee, öne geçecek. Son soruda da ikiniz de jokersiz 5000 puan için çarpışacaksınız. Arayalım. Alo. Aras Yetiş Beyefendi ile mi görüşüyorum? Ha baba. <laughs> geliyor <musun sen? gülüyor> evet geliyor Aras Bey. Baba araba kullanıyorum araba araba. Yarışmacımız Eren e, Dişçi Bey sizi Sokratese Sor jokerinde kullandı. Gerekirse sağa sağ çekin. Ol. Bir şey yapın. Ee, ben var, Eren. Eren Bey'e veriyorum. Eren Bey 30 saniye içinde soruyu soracak. Eren Bey mikrofona kanalize bir şekilde. Abi merhaba. Tamam cevaplıyorum. Selam Eren. Mer merhaba abi. Ben sana şimdi soru yokayım. İsmi geçen tenisçilerden hangisi emekli olmadan önce oynadığı son Grand Slam turnuvasını şampiyon tamamlamıştır. Bu son ah. Grand Slam'i şampiyon tamamlamış. Agassi. Son Grand kazanıyor. Evet. Andrea Agassi, Rod Laver, Roger Federer, Pete Sampras. Pete Sampras. 2002 Amerika Açık. Eyvallah abi, çok teşekkür ediyorum. Kazasız belasız. <laughs> çok teşekkür <laughs> ediyoruz Aras Bey, sevgilerimizi iletiyoruz. Be. Yani evet. gerek yoktu 2002 Amerika açığı ama Pete Sampras evet. doğru yanıt ve son soruya gelirken evet. Eren Dişçi Aras Yetiş Kozu'na oynadı ve diğer yani tabi burada şöyle bir şans var o yüzden zaten hayda huyda çektim. Yani mesela son iki soru futbol, basketbol falan, basketbol olsa inan da koz olur da atıyorum kafadan ikisi de futbol olsa evet. ne bileyim badminton olsa. Sıkıntı olur. Şu bu o zaman sen o ikilemde kalmasaydın, kullanmasaydın. Vallahi evet. <laughs> Bir de soru da aşağıdakilerden hangisi şeklinde. Yani hmm. şıkları gerek yok da beklememiz şeklinde. lazım. Gerçekte şey evet, yapması ona yok, arası yok. Evet. Dediğim gibi yani %1'in altında dedim bu soruyu bilmeme <laughs> ihtimali. Şimdi tebrik ederim. 3850 puandasın. Evet. 3500 puandasın. Evet. Seninle dalga geçtiler 350 puanın var diye. O 350 puan final sorusu öncesi. Aranızdaki farkı yaratan puan. Aynen. Avantaj. Kim dalga geçti lan bu çocukla? Da kimse dalga geçmedi. Olsun bir drama yaratmam lazım. <laughs> <laughs> ben, ben burada, bu dramayı körüklemem lazım. Son soru öncesi gerideki bu aça dönüyorum. Evet. Bu aç kaybedeceğim kaybedeceğim dedin. Galiba kaybettin hakikaten. Dur bakalım ne olacak? Valla öyle duruyor. Artık Hiç belli, belli olmaz. Joker de yardım edemez. Ama çok bilebileceğin yerden gelen ee, bir soru var onda. Öyle mi diyorsun? Neyse. En son League of Legends sorusuna da öyle demiş. <laughs> evet. Buna <Benim> da... <laughs> tanımadığında ortaya çıktı böylece. <laughs> ee, bilmemi düşünmen normaldi o soruda. Bakalım ee, ama dostumuzu tebrik ediyorum. ...gidiyorum sevgili ee, ...çok iyi bir joker kullanımıydı. Zaten Güzel, diyorsun haftada sabrette. 6 çekime geliyorum... ...bir de ikinci tura <gülüyor> <gülüyor> Çok mantıklı. <laughs> Zaten evet, hiç üzülmüşe benzemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> bakalım son soruda... ...tabii bildiğim bir şey varsa... ...cevaplamaktan çekinmem ayrı konu. Eren sen... ...şimdi biraz heyecanlanmışındır. Evet şu Birbirimizi oluyor. yemeyelim Eren... Evet. ...heyecanlanmışımdır. Bu soru da geldi... ...şu ana kadar rahattım. Şimdi arkadaşlar... ...son soru... ...joker kullanamıyorsunuz... ...onun dışında her şeyi yapabilirsiniz ama... Ben üstünlük sağlamak için önce basayım falan dersiniz. Şık görmezsiniz. Gerçekten de biliyorsunuzdur belki cevabı. Pıt diye yarışmayı kazanırsınız. Hmm. Ama ya bilmiyorsan? Ya. Yeah. Ya bilmiyorsan? Acayip bir format ya. O zaman ikinize de bol şans diliyorum. Ve yarışmanın galibini tayin edeceğimiz soru. Ekrana gelsin 5000 puan final sorusu. CM0102 oyununun efsane ismi Kennedy Bakırcıoğlu. Futbol yaşamını hangi takımda sonlandırmıştır? O seriyi çok oynayan isimlerin aslında bilebileceği bir soru ama ee, eğer alakanız yoksa da asla bilemeyeceğiniz bir <laughs> soru. Yıllardır oynadığım <laughs> oyun ama. Yani yaş olarak seni biraz zorluyor olabilir. Çünkü e, oyun çıktığında muhtemelen 12-13 yaşındaydın. Tabii. Ha, sonradan oynadım da bayağı. Hmm. Özellikle 0 2 0 Burada hmm. belli ki herhangi bir hareket yok. Yok. O zaman kader anı şıkları görelim. A Tivente, B Malmö, C Hummerbee, D Racing Santander. İki tarafta acele etmiyor. İki tarafta acele etmiyor. Bilen olursa o kazanır. İki tarafta bilmezse Eren kazanır. Son 5 saniye. 4, 3, bastı. Bastı kader anı. Niye basmadın? Bütün inisiyatifi adama bıraktın. Ama şu bu sefer ben söyleseydim yüzde Doğru. Güzel, Doğru %100 haklı. Keşke ben olsam ben de basmazdım. Çünkü biliyor olsa zaten basar. Evet. Bir dakika. Biliyor olsa zaten basar. %100 haklısın. Kimse basmazsa Eren kazanacak dedim diye bastım ben. O da doğru. <laughs> sen de haklısın. Yani düşününce de böyle mal mal baksak hepimiz bölümüze sen kazanıyorsun. Dedim şimdi o kadar Adam en azından değil. bir şansımı kullanayım diyor. Tabii tabii. %25 yani. bilmiyorsa bile atar tutar hop gittin Eren. Aynen. Ee, şöyle ben FM tabi çok oynadım. çok FM değil bu CM. Aynen öyle. CM çok bilmem ve e, oynamıyorum. Küçüksünüz aslında Hanım. Ee, aynı yaştayız aslında Küçü ama. Küçüksün. E... <laughs> <laughs> ee, peki ben gene %100 emin olarak <laughs> gönlümden koparak ve tamamen bilgi e, dağarcığımla yoğurarak cevabımı vermek istiyorum. Ver bakalım. Atvente. Şimdi çok kritik bir noktadayız. Bu yarışmanın galibini ben biliyorum. Evet. Muhtemelen buradan birkaç kişi daha biliyor olabilir. Siz bilmiyorsunuz. Ben böyle bir 20 dakika falan oturuyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Önce bir bakalım. Instagram'da falan Atletik'ten şey gelmiş. Ben ama yanlış hatırlamıyorum. İsveç'te bitirdi diye hatırlıyorum kariyerini ama. de bitirdi. Yarışma yöneticisi <laughs> kazanıyor. Bir bir efsanesidir <laughs> zaten. Kralito büyük oyuncudur. Ve başladığı yerde bitirdi. Başladığı yerde bitirdi. Ne kadar mutlusun yenildin diye. Ya. <laughs> hakikaten, <gülüyor> hakikaten bu kadar olur. Tebrikler. Ne dedim? 6 Altıncı soru civarı dedim ki hislenme yaşıyorum. Bu hmm. yarışmayı sen kazanacaksın Eren dedim. Bravo. Biz de ya yani 15 senedir bu sektördeyiz. Anlarız bu tarz işlere Kim kazanacak, ne olacak, Hazır ne bitecek. Hazır kazanan arası yetişkin. Aslında sen <laughs> evet. savunmaya devam edeceksin. Ne dedim? ne <laughs> evet, dedim? <doğru>, bir şey. <laughs> Yok, Asıl kazanan Aras Yetişti Tamamen <laughs> başka bir şey anladım gerçekten. Enteresanmış. Evet Aras Yetişti. Tabii. Kaan Kural Yüksel. çok önemli bir el attı sana. Aynen. Çok ciddi bir destek verdi. Ama Aras daha yüksek puanda Hı -hı. tenisten girdi. Ve Kesin. yarışmanın galibi sevgili Eren oldu. Galibe döneceğim ama önce mağlubu konuşalım. Evet. Boğaç canımsın. Kırmadın bizi geldin. Zaten karşı odadaydın. <gülüyor> <gülüyor> şaka bir yana, hayır öyle de değildi. Hakikaten adam boş gününde geldi. Böyle de tabii bir ki, Tabii ki. Senin Kraliçofun. için, senin için e, zaman, bir sürü şeyi yaparım. E... Her şeyi yaparım diyemedim şimdi. Yok, şey Bir daha gelmem mesela. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Ee, hakikaten çok keyifliydi. <laughs> Kazanmanın da ucundan döndüm. <laughs> Ama sevgili Eren sonuna kadar da hak etti. Kendisini tebrik ediyorum. Ee, ve e, ilerleyen turlarda da başarılar evet. diliyorum kendisine. Evet Eren. Ben Öncelikle zaten dedim. ikinci turdasın. Öncelikle teşekkürler beni buraya davet ettiğiniz için. Ben hiç beklemiyordum şahsen. Böyle başvuru yaptım. Sonra maili gördüm. Mailleri de çok hızlı dönüşler aldım. Sonra bir görüntülü konuşma. Vesaire. 8 yarışmacı arıyoruz. 9 kişi başvurdu zaten. O yüzden <laughs> çok ciddi bir elemeden geçer. <laughs> Şaka bu arada. Yanlış, çok, çok fenaymış, ben öğrendim. yanlış hatırlamıyorsam bana Merve'nin en son ilettiği rakam 711.310. İnanılmaz. Doğru. Evet. Yok da abi ne <laughs> <laughs> Ama var. 80-90 bin de var canım. Biz de yani köklü bir kuruluşuz. Öncelikle sizle tanışmak da bir, bir onur. Soğuk Savaş'ı da çok izlediğim için görünce de şaşırdım. <laughs> Yarışmak da nasip oldu. Beni görenler de E, ee, Yarışmacılarımız kimle yarışacağını bilmiyor. Evet. Ee, onu oluyor. söyleyelim. Sürpriz oluyor. Bu şekilde. İyi ki buradayım. İkinci turdayım. Tebrik ederim. Sen Tebrik çok acayip yerlere gireceksin. Ben hissettim. Yarışma içinde her ne kadar bu maçı kazanan çok rahatlıkla elenir bir turda desem de gözünde çok farklı bir ışık <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> Kere 1, bir kere şey Formula 1 Firesiz. Formula 1 Firesiz. Bir orası Firesiz ama neyse. <laughs> Peki. Sallamasyonlara asımlara çalışmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> şaka bir yana İkinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, Yayında, yapımda kamera arkasında emeği geçen şurada bir ordu var ya ha. bir ordu var. Ben de çok izniniz Çabi'ye teşekkür edeceğim. Evet, Orada sana de, yapıp duruyorum. Sevgili arkadaşım Çabi ve Cansan beni yalnız bırakmadılar. Kariyerimin bitişini izlemek istediler. <laughs> Ama onlara bu zevki yaşatmadım. Bir soru bilerek e, teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadıkları için. Bizi destekleyen ve bu programın e, sizlere ulaşmasını sağlayan değerli Paribu ailesine de sevgili Paribu'ya da çok teşekkür ederek ilk bölümümüzü bitiriyoruz. Umuyoruz yeni formatımızı sevmişsinizdir. Alta yorumları bekliyoruz. Şurası güzel ama bakın burası da böyle mi olsaydı? Şu şöyle de bu böyle bu açın arıyor da falan bu tarz yorumlar bol bol gelebilir. Umuyoruz sevmişsinizdir. Ben sevdim. Isınacağız. Benim için de bir yenilikti. İkinci bölümümüzde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Taraftar tokullarının Şampiyonlar Ligi Paribu sundu. Ay. Ay.